Sayın seyirciler, önce Kayseri, hemen ardından Kuzey Suriye'de provokasyonlar gerçekleşti. Dün akşam yine bazı illerde de aynı oyun sahneye konulmak istendi. Peki saldırıların Türkiye ile Suriye yönetimi arasında yeniden diyalog kurulacağı haberlerinin ardından gelmesi özellikle dikkat çekti. Bunun arkasında neler var? Kayseri ve Suriye'de neler yaşandı? Ne kadar manidar aslında, bunu konuşacağız. Ne yapılmak isteniyor? Gelişmeleri Ülke Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'le birlikte konuşacağız. Şu an konuğumuz, hoş geldiniz. Eyvallah, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir kez daha bir el devreye girdi Hasan Bey. Akşam saatlerinde işte Kayseri'de başlayan bu gerginlik diğer illere de sıçratılmaya çalışıldı. Kuzey Suriye'de, Elbap'ta, Azez'de keza aynı şekilde Türklere yönelik bir provokasyon, Türk bayrağına yönelik bir saldırı oldu. Bu el ne yapmaya çalışıyor sizce, hem Türkiye'de hem Suriye'de? Şimdi tabii hani klasik söz var ya, zamanlama manidar diye, onu söyleyelim. Biz Rusya ile bir temas kuran Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir anda uzun zamandır koyduğu rezervi çekip Türkiye ile terör bağlamında ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda işbirliğine hazırız cümlesini kurması ve Cuma günü de Sayın Cumhurbaşkanı Cuma namazına çıktıktan sonra biz eskiden de yapmıştık bu görüşmeleri, yine yaparız diyen ve iki devlet adamının kapıları açmasıyla bir süreç başlayacak diye beklerken hatta Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Astana'ya gidiyor şimdi. Çarşamba günü orada olacak. Astana'da da iki liderin görüşme ihtimali var mı, olur mu, olmaz mı diye konuşurken bir anda bir şeyle karşılaştık. İlginçtir. Bir umumi tuvalette bir Suriyelinin bir çocuğa taciz diyelim, ileri gitmeyelim, istismar etme görüntülerini bir cep telefonuyla çekildiğini gördük. Yani ilginçtir. Cep telefonuyla çeken şahıs bu olaya müdahale etmek yerine çekmeyi sürdürüyor. Sonra kulaktan kulağa yayılan bir mesele yaşadık. Nedir o? İşte bu yayın yasağı da devam ediyor zaten. Bu çocuğun Türk olduğu, işte efendim istismarcının Suriyeli olduğu kulaktan kulağa yayıldı. Ve yine biz bugün gördüğümüz bilgilerde kamyonlarla sabıkalıların bölgeye, yani Suriye çok özür dilerim, Kayseri'deki işte o bölgeye sevk edildikleri, nakledildikleri ve dolayısıyla da olayların çıktığını gördük. Eş zamanlı olarak da Türkiye'nin kontrolündeki işte Azez dahil ve Elbap bölgesinde de Türk bayrağına yönelik bir takım eylemler. Bunun yanına da bunu hatırlatmamız lazım ki seyircimiz anlasın ne anlattığımızı. Bunun yanında da Türk askerine yönelik acayip sözler. Mesela şöyle bir cümleyi dün akşam duyduk, değil mi? İşte siz bizi Esad'a sattınız, biz de sizi PKK'ya satacağız diyen filan. Evet. Şimdi demek ki evet, hani o eli anlamaya çalışıyoruz ya. Evet. Buraya not almışım. Şimdi 6-7 Eylül olayları diye Türkiye'nin kara tarihine geçmiş bir olay var. Nedir o? Beyoğlu'ndaki azınlıkların, Rum vatandaşlarımızın iş yerlerine, evlerine yapılan saldırı ve ondan sonrasında yüz binlerce Rum vatandaşımızın Türkiye'yi terk etmesi süreci. Bugün 2 Temmuz. 2 Temmuz Sivas katliamının yıl dönümü. Evet. Bakın bugün Yeni Şafak'ta ve diğer gazetelerde de var. Melih Gazi'ye, yani Kayseri'ye o olaydan sonra gönderilen sabıkalılar işte efendim gibi 2 Temmuz Sivas katliamını yapan, yani o Madımak Oteli'ni yakanların bir kısmının ve çoğunun, hatta yani ateşe verenlerin Sivaslılar tarafından o günlerde sesleri çok yükselmedi ama sonra kayıtlarda, mahkeme kayıtlarına dahil var. Haberlerinde yapmıştık. Biz bunları tanımıyoruz. Bunlar nereden geldi diyorlardı. Evet. Bakın. Aynısını Melih Gazi'de yapıyorlar. Yine buraya yazmışım, Başbağlar katliamını yazmışım. Yani 2 Temmuz'dan sonra Başbağlar'da, bu sefer de Başbağlar'da Sünni bir köye PKK'lılar işte Madımak'ın intikamını aldık diyerek gelip insanları kurşuna dizmişlerdi. Bunu da hatırlamak lazım. Şimdi bu el ne oldu? Çok açık. Bu el şu. Suriye meselesinde ki 2015'e kadar Türkiye'nin politikasını hep eleştirmişiz biz. Onda kayıtlarda. 2015'e kadar başkaydık. Şimdi başka bakıyoruz. Suriye'nin bu halde durmasını, parçalanmasını ve PKK devletinin kurulmasını kim örgütlüyorsa o el arıyoruz ya. Onlar Türkiye ile Suriye'nin, Beşar Esad'la Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Cumhurbaşkanı'nın şu anda Şam rejimi, hani eleştirdiğimiz Şam rejimi ama hala BM'de meşru rejim olarak kabul edilen Suriye rejimiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadele bağlamında, bir de Astana süreciyle birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğü bağlamında inisiyatif geliştirmesini kim istemiyorsa, kim istemiyor? İsrail istemiyor. Evet. Onu söyleyelim. Yani Mossad'ın ayak izlerini aradıkları. Kim istemiyor? Amerika. Kesinlikle istemiyor. Kim istemiyor? Avrupa Birliği. Bakın, ne Suriyelilerin memleketlerine dönmesini istiyor Avrupa Birliği, ne Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyor Amerika ve İsrail, ne de Türkiye ile Suriye'nin tekrar inisiyatif geliştirmesi istiyor. Şimdi böyle bir tabloda bize yakın duran, işte Özgür Suriye Ordusu dedik, işte diğer gruplar orada, Azez'de, orada, burada. Efendim siz işte, biz Esad'la savaşıyorduk, siz de bize yardım ettiniz ya da beraber Esad'a karşı yok. Şimdi burada duralım. Meşru Suriye muhalefetinin Türkiye'nin de tanıdığı geçici hükümet başkanı dün akşam bütün televizyonlara bağlandı. Ve dedi ki biz, Türkiye elbette bağımsız, egemen bir devlettir ve haklarını korur. Türkiye'nin bayrağına karşı yapılmış saldırıyı ben de kınıyorum ve özür diliyorum dedi. Demek zorunda kaldım. Şimdi biz Suriye meselesinde başta yanlış yaptık. Onu zaten kabul ediyoruz. Sonrasında da işi düzeltelim diye Astana süreci başlattık. Bu Astana süreciyle beraber Suriye'nin toprak bütünlüğü bağlamında beraber terörle mücadeleyi yapabilir miyiz? 2021 yılında ben bir yazı yazmıştım. 2001, sonra 2022'de tekrar yazdım. Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Suriye rejimin, Suriye yani Şam'ın ordusu birlikte PKK'ya karşı mücadele etmeli, savaşmalı diye. Yani. Peki sonrasında bakın neler oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem istihbarat başkanları hem Milli Savunma Bakanları ve Dışişleri Bakanları nezdinde görüşmeler başladı ve bir yerde tıkanmıştı. Şimdi o tıkanıklık giderilmeye çalışılıyor ve Rusya burada inisiyatif almış belli. Rusya'yla görüştü Esad ve ilk defa dedi ki biz toprak bütünlüğü ve terörle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği yapabiliriz. Türkiye'nin talebi de buydu. Evet. Demek ki bu talepler şimdi buluştu. Peki bu kime zarar veriyor? Yani Türkiye ile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile, Ankara ile Suriye, Şam'ın görüşmesi kime zarar veriyor? Birçok gruba zarar veriyor. Bir, İdlib'de şu anda maalesef ki Türkiye'nin kontrolünde olan İdlib'de 5 milyon insan var. Ve bu 5 milyon insanın içerisinde vatansızlar var. Bakın, Amerika'ya müzahir, İngiltere'ye müzahir, Almanlara müzahir, vatansızlar, Fransa'ya müzahir, vatansızlar var. Unutmayalım, Sayın Hakan Fidan'ın sözünü, Orta Doğu'da biz 2,5 devletle ikna etmeye çalışıyoruz. Fransa'da yarım sayıyor, İngiltere ve Amerika. Onlara müzahir insanlar var. Hatta Fransız vatandaşı ama Fransa'ya gidemeyen, tamam, Çin vatandaşı Çin'e gidemeyen, Çeçenistan vatandaşı Çeçenistan'a gidemeyen, giremeyen, Rusya vatandaşı, bir kısmı Dağıstan açısından söylüyorum, gidemeyen silahlı yapılar var. Bir, bunlar istemiyor. Hayatta Suriye ile Türkiye'nin işbirliğini istemiyorlar. İki, PKK ya da PYD istemiyor. Niye? Suriye'nin toprak bütünlüğü demek, onların o Rojava devrimi diye kantonların oluşturdukları bölgelerin ellerinden çıkacağı anlamına gelir. Bunu istemiyor. Onlar da tamam. DAEŞ denen bela devlet olarak sadece Türkiye mücadele etmiş. Elbap'taki Fırat Kalkanı'nda 3000 tanesini def etmiş. Dolayısıyla terör örgütleri istemiyor ama aynı zamanda devletler istemiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin içerisine yönelik ve bölgeye yönelik hamle yapılıyor. Burada biraz akıllı olmamız lazım. Biraz sabırlı olmamız lazım. Bunun üzerinden hani Suriyeliler defolup gitsin kampanyası başlatıldı ya. Bunun aslında asıl tuzak olduğunu düşünüyorum. Evet, Suriyeliler gitsinler ama bu şekilde dediğin zaman onların istediği form gelir. Bu çatışmaya gerektirir. Hakan Fidan'ın bu konuda çok güzel bir tabiri oldu. Yani güzel bir kelime kullandı. Onurlu dönüşleri diye. Yani onurlu bir şekilde dönüşlerini beklemek gerekiyor. Şu görüntüler Suriye'den geliyor. Şu görüntüler sıklaşırsa evet. Melik Gazi'deki gibi, Kayseri'deki gibi görüntüler sıklaşırsa bu düşük yoğunluklu çatışma çok geniş bir alana yayılır ki bu çok riskli ve bunu Türkiye'nin içerisinden de isteyenler var. Onu da söyleyelim. Yani bunu da söyleyelim. Çünkü Türkiye maalesef ki aynı zamanda Amerika'nın aparatlarıyla hani 5. kol faaliyet diye özetleniyor ya, psikolojik harp yürütebilecek elemanlarla dolu ve şu anda biz bir operasyon yiyoruz. Burada serin kanlıca devlet aklının devreye girmesi ve daha güçlü bir şekilde girmesi gerekiyor ki giriyor. Halkımızın da milletin de bu konuda biraz daha serin kanlı kalması gerekiyor. Yani Suriyelilerin iş yerlerini, araçlarını tahrip ederek, yakarak 6-7 Eylül 1950'deki hadiseler gibi hadiselerle bu işin çözüme ulaşmayacağını bilmek gerekiyor. O hadiseyi de bir tekrar hatırlamakta fayda var. Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin ateşe verildiği yönündeki bir yanlış, çok özür, yalan bilgiyi dönemin gazetesi son baskı olarak basıyor ve Beyoğlu'nda gazeteler dağıtılıyor orada burada ve siz nasıl olur da bizim kurucu liderimizin doğduğu evi ateşe verirsiniz deyip Yunanistan'daki hadise üzerinden Türkiye'deki Rum vatandaşlarımızın evleri, araçları, iş yerleri, her taraflar tahrip edildi ve yüz binlerce insan bu memleketten çıkıp gitti. Suriyelilerin dönüşüyle ilgili talep meşru ama yapılan iş kaymış. Evet. Peki Rusya'nın bu noktada sizce ne gibi katkısı olur bundan sonrası için özellikle? Şöyle onu söyleyelim, zaten katkısı oluyor. O süreç hatırlamakta fayda var. Sayın Putin Cumhurbaşkanımızla beraberken ilk defa kullanmıştı. Aranızda Adana Mutabakatı var demişti. Adana Mutabakatı'nı hatırlayalım. Adana Mutabakatı Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anlaştığı bir mutabakat ve terörle mücadele konusunda işbirliği. Evet. Yani Türkiye Suriye'de operasyon yapma yetkisine sahip o anlaşmaya göre. Bu bir. İki, İran'da bir seçim süreci yaşanıyor. Ruhani sonrasında Rusya Ukrayna meselesi üzerinden yeni bir pozisyon alma zorunluluğunu hissediyor ve dolayısıyla bu bölgede Türkiye ile Suriye'nin stabil halde, yani toprak bütünlüğü korunmuş bir Suriye'nin stabil halde kalabileceği konusunda kanaatleri pekişmiş durumda. Burada iş onların hamilinde biraz daha, çünkü şunu söyleyelim, Esad kendi başına karar alamaz. Çünkü Esad çağırdı hem İran'ı hem Rusya'yı ve Rusya ve İran koruyor Esad rejimini. Dolayısıyla onlarla geliştirecek işbirliği uzun zamandır, Astana süreci bunun için zaten inşa edilmişti. Bunun üzerinden Suriye muhalefetinin de olduğu Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Rusya ile beraber çalışılabilir ki Rusya şu anda inisiyatif alıyor. Onu da söyleyelim. Lavrov bu konuda çok da bence iyi bir diplomat olarak önümüzde duruyor. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.